Yayıncılar gelmiş geçmiş en kötü oyun fragmanlarını izliyor. Çoğunluğu mobil oyun. Koydun ki Allah aşkına? Ya ben hata yapamam. House Philip Pro oynuyor yayıncı gibi yayıncı. Evet arkadaşlar, Pelin şu an evinde paspas yapıyor. Gerçekten Bir dakika, tamam. çok beklenmedik anlar yaşıyoruz şu anda. Evet, Ya gitmiş Twitch'in bir oraya, numaralı bitki yayıncısıyla parçacıkları şu anda dökmüş. kayıda başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten her gün yayın açtığında yüz binleri kitliyor ekranlarının Tabi başında. tabi tabi tabi. Beyler, ikinci Twitch yayıncıların tepkisi bölümümüze hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Selamlar. Seninle oyunlarla ilgili bir bölümümüz var şimdi. Ha, hiç mi oynamıyorsun? Hiç. Ha, böyle LOL falan da yok yani. Hiç. Peki CS falan? Yok, wow. Ben oy öyle değilim ki. İlk olarak şunu soracağım. Oyun fragmanları alıcının oyunda ne kadar etkili? Çok, çok etkili. Çok Benim önemli. için o kadar Film için etkili de değil aynısı ya. geçerli. O filmin fragmanı güzelse film izlenir. Çünkü o fragmanı bir hype'laması lazım. Çok etkili. Nasıl filmde bir fragman izlediğinde o inanılmaz film, haftaya kesin gidelim diyorsun böyle. Bence aynısı oyunlarda da geçerli yani. Oyun fragmanları alacağım oyunda çok etkili benim. Ya Geçenlerde bak. yayında... Abi valla... Mesela atıyorum. Bu arada aynı şey Valhalla dedi değil mi? Mesela Valhalla fragmanını ben de izledim, gördüm. Siparişimi verdim. Çünkü gerçekten yani güvendiğim bir firma eğer ki yapıyorsa, çıkartacaksa, edecekse kesinlikle fragman çok önemli. Ama öyle bilinmedik, etmedik böyle, çünkü çok fazla benim başıma geldiği de oldu. Fragmanını izleyip beğenip aldım. Daha sonrasında böyle çok affedersiniz ama korkunç çıkan çok fazla oyun oldu. Valhalla'nın trailerini izledik, trailer'ı kapattık, ön sipariş verdik, Ultimate Edition'ını aldık, çatır diye 500 TL'lik bir ön sipariş Aşağı verdik yok ve mu? oyunun çıkış tarihi 31 Aralık. İçeride 2025 var. Evet, aynen. Hocam oyun yani, çıkmadı mı? Aynen. Bilerek açık bıraktı. Yalan. Biz oyun sektöründe 10-12 yıldır çalışıyoruz. Tamamen dolandırıcılık üzerine kurulu yani, değil mi? Fragman sadece güzel bir video abi yani. Video oyunun ne kadar güzel yapıldığıyla alakalı. Oyun yapmak bambaşka bir şey, video Yani yapmak bambaşka bir izleyicilerimiz şey. de öyledir yani. Yalan dolan bir şey basıyorsun bazen galeyana Var. gelip. Evet. Alakası yok. Şimdi bugün Arkadan Batı seninle geçti değil birlikte mi? gelmiş geçmiş en kötü oyun fragmanlarına tepki Hadi vereceğiz. bakalım, hadi bakalım. YouTube üzerinde en çok dislike alan, en çok kötü yorum olan 6 tane farklı oyunumuz var abi. Her videodan sonra da fragmanın kötülüğünü 10 üzerinden puanlayacaksın. Ve en kötü fragmanı en sonda seninle birlikte seçeceğiz. Tamam mıyız? Tamam. Tamamız. İlkinden başlıyoruz. İlk fragmanımız Champion Jockey isimli bir Evet, oyun. verdiğim 2011 yılında. tepkileri geri izliyoruz. Görebiliyor Champion musunuz? Jockey, hadi. Durun. Ya bu oyun çok iyi oyun ya. Bu oyun 10 üzerinden 10 oyun. Mobil oyun gibi duruyor. O. Ne? Nasıl ya? Aa, Kinect. Kinect abi. Ya hadi lan. Yayında yok mu oynamamız? Adam ne yapıyor abi? Kırbaç işte. Bak. Aa, Ya şöyle geç çok Müthiş. iyi. Çok iyi oyun. Ünlü playlist yazarak Spotify'a gidebilirsiniz. Nasıl da Hani bir de hırslı. mimiklerini de oynatıyor ya, o Aşırı çok hırslı adam ya. mimikler niye hani? Alıştırmalara başladık. Seneye jokeylik. Aa, gözleri gitti valla. Yılın jokeyci yayıncısı. Oy. Kazanın geldi. Ama abi sen o surat nedir ya?
Abi bir yerde gaza gelip come on. Şu an fark ettim. Adam Burak'a benzemiyor mu? Hı? Bir kişinin playlist yazması yeterli. Teşekkürler. Bak şimdi gösteriyorum. Kes sakalları. Hı? Aa, bu arada bu güzide videoyu, bu güzide videoyu izlemeyenler için tabii ki de hemen linkimi de vereyim. Come on diyor bu arada. Helal olsun, bravo. Abim efor sarf etti. Abim efor sarf etti bu iş için. Yorum yapacak bir şey bulamadım. Kapat işini ya. Ama kayıp çekti ikizi aslında. Hayatımda ilk kez ben böyle bir şey gördüm. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu görüp alabilirdim. Çok ciddi misin? Anlamsız yani, anlamsız geldi bana. Kardeşim böyle kaliteli oyun. Neymiş gibi böyle. Ne anlarsınız kaliteli falan. Anlamsız yani, anladın mı? Ya böyle hani anormal şeyler daha çok dikkat çekiyor. Bence anormal. Yani tuhaf ya, şey gibi bizim bu EBA TV'de şey vardı ya, dans öğretiyorlardı falan böyle. Gördün ona benziyor mesela. İzletiyor yani. Abi gelene kadar bir derece okeydim ben. Hani çok iyi grafikli olmayan bir at yarışı oyunu diye düşünmüştüm. Ama abinin bu kadar inanmış bir şekilde. Evet abi, bir süre sonra gaza geliyor. Kullanıyor yani. Gerçekten peki, kullanıyor abi oyunun atı. Peki bu oyunun kötülüğüne 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Kaç versem? 6 olsun. Ya ben buna 6 vereyim ya. 3 diyelim ya, 3. Çok inanılmaz kötü bulmadım ben. Yine bir yüzümü güldürdü, tebessüm ettirdi. O yüzden 6. 6 olsun. 5 olsun. Yok 5. 5. Çok daha felaket şeyler geleceğini tahmin ettiğim için bu abiye olan puanım benim 10 üzerinden 3. Sonuncu evet, fragman korkunç lan. Ne kadar yüksek puan verirsen. Sinir krizi sonuncu fragman. Ha tamam, o zaman 10 üzerinden 7. Bak benden 7 çünkü daha kötülere çıkacak. En azından güldürdün beni be. Ben 8 diyorum, teknolojiye veriyorum onu. Hadi bakalım. Fragmanı değerlendirirsem 9 abi. Ama bir şeylere de 10 vermek istiyorum. Ortak bir karar verin abi. Üçünüz ortak bir puanlama yapalım. Tamam 8, 10 üzerinden 8 verdik. 8 verdik. Berbat 8 verdik. 7, 8, 9'dan 8 oluyor. Şimdi Burak, seni çok hoşuna evet gideceğini düşündüğüm, gerçekten çok samimi hitap eden... Ben Burak'ın yayın açtığını bilmiyordum bu arada. 2011 yılında yine çıkmış bir fragman. Tamam. İzliyoruz. İzle. Benim favori fragmanım bu ya, We There. Şimdi izleyin fragmanı. Hey. Emel Tsunabi'ye bak. Güzel. Oh yeah. Oyun muymuş? Bu ne oğlum, sevince bak. Kardeşim, Kütahyalı insana böyle video izletilir mi? Biz Doki Doki oynadık, kızlar iki nefes alıyordu, kendimden geçiyordum şurada. Bu gerçek reklam mı lan? Bu eğlenceli bir şeye benziyor, bu ne ya? Hoşuna gitti değil mi? Kardeşim bu bizim örf ve oha, yavaş. Örf ve oha yalnız. Hayır. Hayır yapmayın. Abi adamın kıçına şeyi sokmuş, V'yi sokmuş. Poposuna vuruyor ama ekranda olan şey. Oha! Onlar deliklerden uçuyor falan, deliklerden. Ne alaka? Örf ve ohalarımıza aykırı. Ya benim surat Allah aşkına. Farkındaysa izlerken içeri yapamadım. Benim surat inanılmaz. Şu an oyundan çıktı olay. Oyun oynamıyorlar yani. Enter parental code. Evet.
Bu arada size şunu söylemek istiyorum. Oyunun fragmanıyla alakası yokmuş. Teşekkürler. Evet, seni dinliyorum Burak. Çünkü bir bok anlamadım ben. Abi öncelikle karantinadayız biliyorsun. Acilen şöyle bir ortama ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. Enteresan geldi. Çok kötü bir fragman gibi gelmedi. Eski biraz ama. 10 yıl önce karşıma bu fragman çıksaydı eğer çok hoşuma giderdi benim. Ben beğendim abi. Abi çok güzel. Sadece Türkiye'de hayal etmemen oynamam gerekiyor. Yani direnle falan hayal etmemen gerekiyor. Fragman tam şey işte yani. Seksaz işte yani. Anladın mı tam? Nasıl bir oyun? Düşünsene mesela. Mahmut amca ile Ayşe teyze, Sümeyye teyze ile Abdullah amcanın evine gidip şu oyun oynadıkları düşünebiliyor musun? Aa, keşke oynasalar. Bunu satın alacaklar. Tamam keşke oynasalar ama. Temel kültürlere oynanan bir klip olmuş. Abilerimizin, ablalarımızın oyundu ama ne gerek var yani diye düşünüyorum. Hani. Kaç puan veriyoruz abi bu oyunun kötülüğüne? 5 veriyorum yine. O kötü oyunu pazarlama konusunda iyi bir fragman olmuş bence. 8 puan veriyorum. Çok çok kötü. Bu mesela ben Jockey'i tercih ederim şu an. Tamam Jockey'e 6 vermiştik. Ya 7. Bak Jockey'e ne kadar iyi puan verdim görüyor musunuz? Bence 8 var çok iyi satış. Bence 6 puan abi çok iyi. Evet abi. Bence çok iyi benzettim. Ya ben buna daha kötüleri olabilir diye 8 veriyorum ama sevmedim. Yok. Öyle gidip herkesin de alacağı bir oyun değil. Ama kendi hedef kitlesine de bence iyi hitap etmiş. Bence çok da bir sıkıntı yok fragmanda. Yani cringe mi? Evet biraz. 10 üzerinden 4 kötü diyebilirim ben buna. 10 üzerinden 4. Aslında beğendin yani sen bu fragmanı. Yani, ya fena da değil yani tabii. Satar bu arada. Çok net satmaz mı? Çok var. Net satar bu oyun. 7'si var. Abi sevdiğin gibiydi ama biraz. Yok yok 7. 7 tamam. Yok. Ben bunu seversem sıkıntı olur Burak. Ben bunu sevmedim o yüzden. Reklam başarılı ama 7 kötü. Ya sen siz anlayın işte. Camdan da dışarı bak. Evet. Şimdi abi geldik enteresan bir fragmana. Şimdi izleyeceğin fragman öyle bir fragman ki abi sonuna kadar izleyemeyeceğine dair ben iddiaya girebilirim seninle. Gerçekten sabır sınırlarını çok zorlayacak bir fragman. O kadar diyorsun. Sonuna kadar dayanırsan helal olsun diyorum. Ben diyorum ki dayanırım. Ben neler izledim. Sonuna ki dayandım. Bence ben bitiremeyeceğiz. Aç bakalım. Go başlıyoruz o zaman. Başlayın. Müthiş bir fragman geliyor izleyin. Fragman mı şu an? Evet. Aynen. Gördüğünüz gibi efsane grafikler. Adamlar kim? Şimdi duyacaksınız mı? Birazdan. Oha, kaç para veriyorlar? Oha 40 tane playable karakter varmış abi. Çok iyi. Bir tane bıçak vardı birilerinde böyle. Karakter tasarımı iyi. League of 1980 herhalde. İlk oyunlardan herhalde. Endless bu. Dungeon. Bence kazanımız belli Burak. Bak yine içim kıyıldı. Ya şu animasyonların kalitesine bak. Bana yetti abi. Kapattın mı yarını? Kapattım. Benim ruhumu emdi. Ruhumu. Bence de bu bir okul ödevi falandır ya. Ödev gibi, proje gibi bir şey olabilir bu gerçekten. Arkadaşlar bu PlayStation 4'te yayınlanmış bir oyun. PlayStation 4'te. Aynen. Ödev mi? PlayStation 4'te yanlış bilmiyorsam 2018 çıkışlı bir oyun. Peki. Ödev mi peki? Ne olur ödev olsun. Bunun sonunda bir sürpriz bir şey çıkacak mı ona göre kapatacağım. Gerçekten. Sonu çok sürprizdi Tuna abi. En güzel yerinde şeyi. Kapattın. Bunu fragman olarak da koyan arkadaşın. Bence de dersin seninle. Benim söz o sinir bozuyormuş evet. Vegas'ta yapmışlar, Moonmaker'da yapmışlar. Tam kanka kapalı. Ben kamera şakası zannederim ki. Böyle bir şey gelse ben kamera şakası zannederim. Zaman kaybetmiyoruz vallahi görecek bir şey yok. Bence de geçelim. Tamam sen haklı çıktın reis. Ne modları var? Yarına bıraktınız artık. En güzel kısmı sonuydu ama herkes bırakmış. En güzel kısmı sonuydu. Ben sonuna kadar izledim çok iyi oyun. Ya keyifli değil biraz saçma. Anlamaya çalışıyorum hani oyunun mantığını. Crush the enemy and claim the victory. Paramparça et ve kazan. Nasıl gaza getiriyor ama sözlerle ya, falan. Nasıl fragman olabilir ki? Yani fragmanı yapan adamları suçlamıyorum. Abi yeter tamam kapatıyorum ben bunu. Oho kimse sonunu görmemiş. Asıl bence sürpriz sonundaydı.
bakın. Kedim bile kötü oldu. Kahve içemezsin, sen kedisin. İçip ayılır, bu ne? Ne bileyim, sanki böyle bir mesaj veriyormuş gibi geldi bana. Hani böyle altta rakamlar falan var, gözlü kesiyor falan böyle. Çok subliminal şeyler var. Emmedi mi sizi de? Hani böyle rahatsız edici biraz. Eski oyun olsa gideri var gibi duruyordu. 2018 olması yani çok şey. Nasıl güzel yazmış. 1980'lerde yaşasam benim için çok güzel bir oyun olurdu bu. Vallahi beğenirdim. Her şeyden önce şunu merak ediyorum. Yani ben bu tarz oyunları bu arada severim. Çubuk adam oyunlarını. Girerim abi, sallıyorum oyungemisi.com'a veya oyunlar1.com'a. Uyuyakalmışım, bitti mi? Çubuk adam savaşları diye girer oynarım. Bu oyunun PlayStation 4'e çıkmış olması. Evet. Bir üstüne üstlük oyuna bir fragman yapılmış olması bana çok ilginç geldi. Ne oldu? Ama iyi dayandın ha. Vallahi sonuna kadar. Ama yani bütün hayat enerjimi emdi fragman gerçekten. Oynayan da varsa böyle alıp da çıkmış. Yüzüm çökmüş. Yüzüm çökmüş. 10 en kötüsüydü, 1 en iyisiydi değil mi? Tamam, ben buna bir 9 vereyim ya. Ben buna 9 veriyorum Burak. Bunu 10'a çekebilirdim ama bir sonraki daha da kötü bir şey çıkar diye korkuyorum şu an. Buna da 8 verelim. Bir öncekiyle eşit olsun. Daha da kötüsü gelir diye belki. Bundan belki daha kötüsü olabilir. Ona ayıp olmasın diye 9 veriyorum buna ya. Aa, hiç daha kötüsünü düşünmedim. Oynayanlar varsa çok özür diliyorum. Tabii ki de zevkler ve renkler tartışılmaz ama 9 veriyorum. Bu arada tartışılır. Tartışılır. Seven var mı bu oyun içinizde? Alıp oynayan ya da fragmanı çıktığı zaman şey falan diyen var mı hiç içinizde? Oo, çok iyi oyun. Çıktığı gibi alacağım diyen var mı? Tartışırım. Ama orada olduğum için tartışamadım tabii ki de. Başka kanalda olduğum için tartışamadım. Ama buradan sonuna kadar tartışırım. Korkunç. Ruhumu emdi. 10 bölü 10. Berbat. 10 mu verdin? Öteki daha iyiydi yani. Çok net 10 abi. PlayStation ana sayfasında ya falan yayınlamış ama abi oyunu ya. Eldeki de bu ya. Eldeki bu abi. Evet. Adamlar dürüst davranmış falan mı diyeceksiniz? Davranmasa daha iyiydi. Hayır, şöyle düşün. Evet, bu tabii ki de size gelince çirkefim. Ki. Yani platformuna göre ve zamanına göre değerlendiriyorum. 10 üzerinden 8 kötü yani bu. Hatta 10 üzerinden 9 diyorum abi ben buna. Hani daha kötüsü PlayStation 4 oyunu için daha kötü bir fragman olamazdı. Yani o yüzden 9 diyorum. Dördüncüsü arkadaşlar, mobil oyunlara geçiyoruz artık. 3 tane farklı mobil oyun reklamı izleyeceğiz. Aynen. 10 level patron. Çok iyi mobil. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne kadar güzel bakın. Şiş. Kardeşim. Hayatta böyle kel arkadaşların olacak. Müthiş. Ah, bu eğlenceli bir oyuna benziyor bak. Biraz Monk. Ananın oğlum hit filmleri gibi. Görüyor musun ne kadar iyi? Müthiş fragman, güzel kardeşim. Alınsın, oynansın. Allah Allah, ne kafalar bunlar ya. Bir tane şey vardı ya, bir şey bölümümüz vardı bizim. Hintli filmler mi? Hindistanlı filmler. Ha, Hint filmleri. Aynen. Ona benzememiş mi abi? Bu da çok iyi oyun. 10 üzerinden 10'luk oyun. Sefalet insandan aşk o insana dönüşüyorsun oyunda. Bence çok iyi oyun. Bu ne? Parayı alıyor falan işte, kızlar peşinden sürükleniyor böyle falan. Bu tam şey ya işte, insanların kendi rutin hayatlarında tatmin olamadıkları bütün zaaflarını bir şekilde oyundan tatmin etmeye çalışması oyunu gibi bir şey herhalde. Yazık lan kadına. Bu da alınsın, bu da oynansın. What's the matter? My lord. He wants to divorce. She is not taking anymore. Nobody wants her. Nobody want. Müthiş. Emperor and Beauties en kötüsüydü abi. Of. Gangnam Dance bile vardı ama. Gangnam Style. Tamam, bu oyun alınsın o zaman. Aa, bunu sevdi. Bunu sevdi. İlk başta çıkanlar da çok iyi. Hareketler onun üzerinden oyun ya. Yani ilk başta bir ne kadar keyifleniyorum. Bana bu oyunun fragmanı, sonra adamı suçlu buldu. Neden suçlu buldu ki? Kadı level atlıyor falan. Evet. Sorunları çözüyor. Müthiş.
Gelişim var Tuna abi. Dans. Gelişim evet. Var oyunda. Yani evet. Ya bunları yiyen oluyor mu? Millet buna niye tıklıyor acaba ya? Kankam style be. Yok yok eğlence. Bunu yapanın kafası güzelmiş. Yapmış. Bence de bu reklamdan daha almışlardı. Bence de almışlardı kanka. Ben bu 3 oyunun 3'ünde neredeyse indirdim. Popüler olan her şey var oğlum. Gangnam Style var. 3 oyun 3 farklı günde gelirse bu reklamlar karşıma 3'ünde indiririm ben. Şimdi bunların abi 3 fragmanda 3 reklamı da harmanlıyoruz. Tek bir puan istiyorum senden ortalama. Bu fragmanların kötülüğüne kaç puan verdin? 9. Kötüydü doğru. Bence baya yani boştu. Evet. Abi en kötüsü bu galiba ya. Şu an 10 verdim buna. Sırf o kellerin olduğu bile aşırı komik. Çok güzel hakikaten. Benim için komik olması yeterli. O kadar kötü değil, o yüzden buna da 7 veriyorum. Hakimin hatırına bak. Hakim olmasa çok başka olurdu. 7 gerçekten çok kötü fragmanlar be. Ya oğlum tabii ki de leş. Yani dalgasına diyorsun zaten alırım ederim bilmem ne yani alır mısın hayatta almam niye alayım deli miyim yani ben dalgasına diyorsun tabii ki de ama yani diğerlerine göre gene iyi kaçıyor anladın mı en azından bir fragman yapmışlar bunların hepsi sürekli işte sallıyorum bir bak sonuncuyu bekleyin karşıma çıktığı için ya bir şey söyleyeceğim bu arada son fragmanda şurada duran şey kıç değildir umarım. O bir kıç mı? Gidip bir bakar mısınız o bir kıç mı? Buzlu hali çok kıça benziyor. Gidip bir bakar. Öyleyse sıkıntı olmasın. Değil mi? Bir bakın da siz oraya. Antipatiyim. O yüzden gördüğümde rahatsız ediyorum. Buzlanınca çok öyle gibi geldi. Kötülerim ben bunu. Şu an normal İğrenç göremiyorum yani, onu. Bir şey. Hani bir kadın artık güzel değil, onu satıyorum falan. İşte kadın da dolaşıyor ortalıkta, güzel değil, güzel değil, güzel değil. Hani bunun cevabında doğru olan suçlu olsa bile mesela adam suçlu mu? Böyle bir şeyin gösterilmesi ve meşru bir şeymiş gibi sanki sorulması beni rahatsız etti. Oyunu indirmekten çok bu oyunu yapan kişiyi bulup dövesim geldi. 10-10. Bence bunu indirme ihtimalim var abi. 10 üzerinden 3 veriyorum ben. Kötülük olarak. Wow. Evet. Ben de buna kötülük olarak 10 üzerinden 3 abi. 3 abi 3. Bu 3 abi 3. Şu an hala 63 yani puanla. İğrenç reklamlardan sonra. Şimdi Pelin geldik kritik noktaya. Biliyorsun arkadakine bakar mısınız? Ya Twitter'da ya da böyle mobil oyun oynarken karşımıza sürekli Episode isimli bir oyunun reklamı çıkıyor. Abi ben kurtulamıyorum. Instagram'da ayrı çıkıyor. YouTube'da ayrı çıkıyor. Bir şey aratıyorsun Google'da ayrı çıkıyor. Yeter lan. Lan yeter! İstemiyorum ya! Gerçekten de. Ya evet, neden çıkıyor? Hiç duydun mu Episode'u? Yok, duymadım. Ama belki görünce... Benim de içim kıyıldı anında. Şimdi 4 tane farklı resmimiz var. İlkini açıyorsun, hızlı hızlı orada seçenek veriyor sana. Yorumlayacağız. Ne güzel yatıyor kucağında ya. Tamam. İlkini açıyorsun. Don't look, it's bad luck. Bakma, kötü şans getirir. Yeni elbise al, düğünü iptal et. Ne saçma mantıklı seçenekler ya! Hangisini seçerdin? Cancel ne saçma ne? Bakma, seçenek. Bakma şans getirir. Yeni elbise al, düğünü iptal... Düğünü niye iptal ediyorsun lan? Manyak, ne güzel kız işte. Tamam, yeni bir kıyafet mi alırdınız? Evlenmeyi, düğünü iptal ederdim. Düğünü iptal ederdim tabii ki. Kötü şans aldım. Düğünü iptal ederdim ben de. İptal ederdim. Ben de ederdim. Yeni elbise alı seçerdim ya. Böyle bir soru olabilir mi ya? Abi herhalde yeni elbise alırdım. Bana kalsa ikisi de değil bu arada. Gerçekten. Ne yeni elbise alırım ne düğün iptal ederim. Kral çık işte deli misin nesin ya? Yürü git. Allah Allah. Kaç para gelinlik kaç para düğün. İlla bir şey yapmak zorundaysam yani ben üçüncü bir seçenek ekleyebiliyorsam saçmalama ne olacak falan derdim. Aynen ben de. Abi bir şey söyleyeceğim ben düğünü de iptal etmem yeni elbise de almam. Ama ben o gelinlikte çıkarım yani Allah o kadar gelinlik kaç para biliyor mu acaba bunlar? Yorumlarda yazsınlar Allah aşkına ya yeni elbise aldım ya düğünü iptal ederdim diyen var mı? Var mı öyle baba yiğit? Çıkardım der yani. Saçma. Var mı öyle baba yiğit içimizde? Sanmam. Saçma. Devam ediyoruz ikinci resmimiz. Baby Shark düt 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 düt. Yastığında ona vur. Aa. Baby Shark düt düt düt. Baby Shark düt düt düt. Baby Shark düt düt düt. Baby Shark. Baby Shark tuturuturu. Evet. Boşan. Direkt boşan. Yani yaptığında vursun. Böyle bir şeyden boşanılmaz belki. Hayır direkt boşanılmalı. Güzel bir seçenek sorduğumuz.
Evet abi. Ve çok boşanılsın. Sert cevaplar abi. Abi hayır, bence konuşarak çözmeye çalışıyordum yani. Hocam. Divorce. Boşanacağız tabii canım ben. Güzel kardeşim, o diyecek ki baby shark tuturururup baby shark tuturururup söyleyecek, sen de devamını getireceksin. Mami shark tuturururup sonra böyle oturup dans edeceksiniz yan yana. Bunun olayı bu. Düşüneceğim, benim karım gece böyle baby shark tuturururup ertesi gün hakime de bunu söylerim, hatta hangi hakime söylerim? Kabul ederim. Az evvelki hakime söylerim. Bu kadın baby shark dinliyor diye, o da beni boşar, sonra da level atlar. Bu ne oğlum? Bana çok yakın. Ne? Korkutmak için yaklaşma. Osurma mı? Nasıl bir, bu nasıl bir reklam abi? Koklamak için nereyi kokluyoruz? Koklamak için yaklaş. Osurma. Nasıl bir reklam yani? Bu ya? Bana çık. Osurma. Osurma. Aa, dediğimi unutmuşum. Ulan Pelin ya, hep aynı şakamatiklik ya valla. Ne kadar keyiflendim. Osura çok gülüyorsun. Yani çok gülüyorum. Çok gülüyorsun gerçekten. Kardeşim osur komik değil mi ama? Çok saçma bir kare değil mi ama, bu ne ya? Evet, saçma bir kare. Ben burada osurmamayı tercih ederdim. Neden böyle bir şey yap? Şaka yapıyorsun. Aa, bu ne ya? Bu gerçekten ya. Oyun mu bu? Ay Allah'ım, delireceğim. Hala gülmek. Ay düşünsene şey dediğini. Koklamak için bana yaklaşmayın. Berkcan'ın şeyi vardır böyle. Yine şakamatiklik. Berkcan'ın bunları soramama huyu vardır. Mesela şey, Berkcan bu soruları şöyle sorar abi. Tam onun gibi yapmışlar yani, anladın mı? Seçeceğin şey çok belli. Ailenin katledilmesi mi yoksa 100 bin dolar mı? Hani konseptten biraz uzak çok, sorular yani. Çok iyi. Hani çok bence çok iyi yani. Ailenin işte merak ediyorum. Chat, ailenizin katledilmesi mi yoksa 100 bin dolar mı? Çok net tabii ki de ailenizin katledilmesi. Merak olsun hanım mı? Şimdi çoluk çocuk bakacak buna. Aa diyecek, kızlar var falan. Allah! Suratını osuruyorlar falan. İndirecek, bakacak. Evet, sonra o sahneyi bulmaya çalışacak. Asla bulamayacak muhtemelen. Ve sonrası oyunu silecek yani. Pazarlama için çok iyi işte ya. Bu oyunun bu reklamlarına, resim reklamlarına 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 3 veriyorum. Başarılı buluyorum bu reklamları. Çünkü tıklattırabilir. Saçmalıkla ilgi çekicilik birleşmiş bir araya gelmiş. Bak, mobil oyunlara 10 verdim. En kötüsü. Tartışmasız en kötüsü. Bir saniye. Buna? Buna 7 verdim. Ya şu bu kendini çok net sattırır, ya, sattırıyordurdu hatta bu kendisini. Çok net. Çok bozuyor olayı. Çok net. O yüzden 8 diyeceğim abi. Oyun dışı bir şey vaat etmemesi ve oyunun da zaten saçma ilerlemesi üzerine 7 veriyorum ben. Ben reklamların şu yönden iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü diyorum ya, mesela benim gibi kaos seven insan varsa eğer, bir kere indirip bir bakıyordur en azından içinde. Başarılı diyorum. Başarılı bulduğum için de bunlara ben 4 veriyorum. Şimdi şöyle düşün, insana bir duygu uyandıran bir şeyler izleniyor ya. Çok net sattırır. Hani, sattırıyor değil mi? Bir duygu uyandırıyor, tamam, hani saçmalık olsa da saçmalık da bir duygu aslında. Hani ona yönelik yapmışlar. Bir de hani eminim ki bu arada izleniyordur yani. Oynanıyordur da bu oyun diye düşünüyorum. Buna da 8 verelim. Rezillikten abi, rezillik hepsi. Bir de çocuklara hedef aldığı için kartın, evet, bir şeyle. O yüzden 10 beli 15 yani. Ya şimdi bu reklamı YouTube'a basıyor, Instagram'a basıyor. Bilmiyor ki kaç yaşındaki çocuk görüyor. Rise of Kingdoms. Teşekkürler, ufak bir mobil oyun reklamı yapayım dedim. Abi son olarak geldik yine bir sabır taşı videosuna. Gerçekten izlerken çok sıkılacağım bir video olacak. Sinir geldi ama içime, biliyor musunuz Rise of Kingdoms'tan gerçekten. Bak, hayatınızda bu kadar iyi fragman izlememişsinizdir. Böyle devam etmez herhalde değil mi böyle?
pıs 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 deyip yeşil şeyleri göstermez herhalde. Allah Allah. Şimdi yazıyormuş, oyunumu Steam Store'da indirin. Çok iyi. Bak geliyor, asıl kısım şimdi geliyor. Ay sinirlerim bozuldu, bir şey olsun. Nasıl gidiyor? Allah'ını ileri sar dayı. Bir şey yap. Gerçekten tebrik etmek istiyorum. Muhteşem. Bak. Muhteşem. Sabırsızlıkla beklediğim oyunlardan bir tanesi oldu. Time Splitters Rewind. Yani kesinlikle. Bekliyorum ya. Çünkü yüksek ihtimalle maden suyu şişesiyle alakalı bir hikayesi var kendisinin. Bakalım, göreceğiz çıktığında. Of. Ben mi gerizekalıyım acaba? Ben hiçbir şey anlamadım çünkü. Çok korkunç fragman. Korkunç. Wallpaper tanıtımı falan sor. Ben okeyim ya. Yemin ediyorum bak. Bir şey diyeceğim, bu premier efekti falan mı? Oğlum hakikaten wallpaper gibi. Ne? Abi. Çok iyi oyun. Time Splitters Rewind. Aynen. Yazık Tuna abi, hala fragman arıyor. Lan ne alaka? Hala arıyor, bakar mısın? Yeşil rengi. Nasıl güzel kullanmışlar, fark ettin mi? Bu ne abi? Bunu niye böyle efsane şey yaptın? Trollemek için mi herkesi? Çok iyi oyun. Wallpaper. Zafran hoş geldin. En sonunda gerçekten oyun çıkması beni çok şaşırttı. Tebrik ediyorum. Bunu helal olsun. Ya hayatımda daha boş bir fragman izlemedim. Hayatımda gerçekten daha ya hiçbir alakasını bulamadım. Şu yeşil yeşil korkunç ya. Elmas mı, kripton mu, taş mı, ne? Yani zamanında ne alakası var bunun? Bu arada bu tamam bir FPS oyunu abi. Hiçbir şey olmadı ama bir şeyler de olmuş olabilir. Bu bir FPS oyunu. Ne diyorsun dostum sen ya? FPS oyunu. FPS oyunu böyle fragman yapmışlar yani. Abi nasıl anlamadım ki ya vallahi. Benim hatam, benim hatam. O kadar da açık anlatmışlar. Anladım. Yazıklar olsun. 3. Ben merak uyandırdığı için buna düşük puan vermek istiyorum. 2 veriyorum buna. Bu arkadaşlar hiçbir şey göster, ya hiçbir bir şey hiç olmaz. Hiç merak değil hiçbir bu şey arada ya. En yüksek puanım 9'u veriyorum. Buna da 8 verelim. 9 korkunç verelim. Abi. Yani yine 10 verelim ya. 10 hiç vermedik. Bu fragman hiç boştu. 10 veriyorum bu fragmana ben. 10 ya. Yani Allah kahretmesin. Fragmanın sonunda fragman gerçekten oyun fragmanı olduğunu anlıyorsun. Bu kadar. Bitti. 10 üzerinden 10 kötü verebileceğim fragmanı. Hiçbirine 10 vermemişim değil mi ben? Hani hiçbir şey vermese, bir şey verse 10 üzerinden 9 verecektin. Hiçbir şey vermediği için 10 üzerinden 10 kötüyü sona bırakmışsın. Sizi de tebrik ediyorum abi. Bence 10 abi. Sonuçta birden fazla bir şeye 10 verme hakkımız varsa bu da 10. Var tabi canım. Var. 10 verdik, 9 verdik. Ortalama. Bu ben de 10 veriyorum canım. 10 abi. Evet. Böyle kötü, böyle malca bir şey var abi. Kötü. Öteki gene içeriği anlatıyordu. Ne kadar aşağılık da olsa. Son olarak özellikle mobil oyun reklamları çok yanıltıcı olabiliyor artık günümüzde. Bir dakika, bu en kötüsü seçilmedi mi? Neden bu en kötü? Bir şey diyebilir miyim size? Bu kesinlikle en azından anlatıyor ya. İçinde ne var ne yok. Yani ne olacak ne olmayacak. En azından görüyorsun. Allah kahretmesin. Bunda hiç bir zıkkımın peki yok. Olsa. Son olarak özellikle. Ben onu versem de kurtarmıyor ki. Olabiliyor artık günümüzde. Reklamlarda gördüğümüz şeylerden çok farklı ve kalitesiz içerikli oyunlar karşımıza çıkıyor. Korkunç ya. Bunun için sence bir kontrol mekanizması olmalı mı, yoksa zaten uygulama sayfalarındaki yorumlar ve puanlamalar gerekli cevabı veriyor mu diyorsun? Bence kesinlikle uygulama sayfasındaki yorumlar, puanlamalar
gereken cevabı çok fazlasıyla veriyor yani. Hatta bazı uygulamalara haksızlık bile yapıldığı oluyor yani. Abi onu nasıl kontrol edebilirsin ki? Ben kontrol etmek birazcık... Kontrolü yapılamaz. Onun maksimum kontrolü... Sansürlemek gibi oluyor sanki ya. Geliyor bana. Onu da aynı şekilde... Ben o yüzden böyle kontrol kontrol... Yorumlara bakarak bir şey indirmeye... Şimdi şöyle yaş sınırlaması koyabilirsin tabii ki de bazı oyunların üstüne. Ama geri kalanı birazcık böyle kısıtlamak gibi oluyor. Sansür koymak gibi oluyor yani. Yani kısıtlamak iyi bir şey değil. İnsanları tamamen bunu kendisinin ayırt edebiliyor olması lazım. Mesela ben Steam'de bir oyun almadan önce 100 kere mesela puanlarına giriyorum, bakıyorum. İşte ne bileyim yorumlarına giriyorum, bakıyorum. Birisi oynamışsa eğer nasıl bulmuş, nasıl etmiş, onunla ilgili inceleme yapmış mı, ona bakıyorum. Yani kesinlikle kullanıcı yorumu zaten en temel yani etken. İndirmemeye karar vermek benim için mantıklı seçenek gibi gözüküyor. Dediğin gibi yorumlar da yeterli oluyor bence. Yani çünkü o reklamı izleyen kişi geliyor abi oyuna, oynuyor, o alakası yok. Siliyor oyunu 10 saniye sonra, yorumu da yapıştırıyor yani, sinirleniyor, anladın mı? O megabaytını harcamış oluyor, zamanını harcamış oluyor falan. Bak mobil oyunlar için sana şöyle bir şey söyleyeyim. Heh. Önce videoyu yapıyorlar, sonra oyunu yapıyorlar. Kesinlikle. Birçok oyunda. Sen bir tane oyunu beğendin, videosunu gördün, beğendin, tıkladın, öyle bir oyun yok ki aslında. Tamam. Sen adam şunu düşünüyor, ha evet abi buna tıklıyorlar, ben bu oyunu yapayım diyor, sonra oyunu yapıyorlar. 15 güne çıkartıyor oyunu, basıyor piyasaya. 15-10 günde falan da çıkartıyor bu arada hakikaten. Ya bu sektör bak, bunu çok sıkıntı yani. Enteresan. Evet. Yani bence veriyor abi yani yorumlar ve geri dönüşler. Çünkü kontrol mekanizması yapamazsın. Ya binlerce, yüz binlerce oyun var. Kim nereyi kontrol edecek? Bunu ne hani Apple, Google yapabilir, ne atıyorum bizdeki Rütük var diyelim ki dijital bir karşılığı olsa o yapabilir. Her zaman bu konularda en iyi kararı oyuncudan alırsın abi. Oyuncu zaten o parası boşuna gidiyorsa kesinlikle o firmanın içinden geçer, sen merak etme. Bence vermiyor. Bunun için kontrol falan olsa ya güzel olurdu. Ya ne güzel uyuyorsun ya. Yorumlara hiç inanmıyorum ben. Oradaki. Hep aklıma fake hesaptan oyunun şirketindeki çalışanlar böyle yorum yapıyormuş gibi şeyler geliyor bana açıkçası. Evet Efe, bölümümüzün sonuna geldik abicim. Çok teşekkür ederim. Valla çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Umarım eğlenceli olmuştunuz. Biraz VG bağladık böyle oyun. Nasıl yürüyoruz var ya. Basınız, evet abi. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben de çok memnunum. Valla ben teşekkür ediyorum. Gene çok keyifliydi. Gene sağ ol. Geçen İki video çektik, bu kadardı. Yani başka çekilmiş midir ben bilmiyorum. Ben iki tane çektim. Götürdüm. Çok teşekkür ederim Burak'cığım. Videoya like atsınlar. Kendinize iyi bakın Tepki Kolik takipçileri. Gayet adam uğraşıyor bak. İçerikler hazırlamış bir sürü. Hiç izlemediğimiz videolar geldi. Eyvallah. Biz eğlendik ekipçe. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize bugünlerde iyi bakın ve koronasız sağlıklı kalın. Teşekkür ettik. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Dediğim gibi iki bölüm çektik. Ben buradan ve videoyu izleyen herkese selam yolluyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ben de çok çok öpüyorum. İzleyicileri de öpüyorum. Seni de öpüyorum. Tepki Kolik ekibini de öpüyorum. Herkesi öpüyorum. Herkesi öpüyorum. Ben süpüreceğim. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Bu tarz şeylerden para alınmıyor bu arada. Yani ben almıyorum en azından, öyle söyleyeyim. Bu tarz işler ne oluyor? Mesela Burak ulaşıyor mail yöntemiyle. İlk çektiğimizde de öyle olmuştu. Maili ulaşmıştı. Böyle bir video çekeceğiz. Gelmek ister misin diyor. Ben de okey gelirim diyorum ve gidiyorum. Bu tarz şeylerden para alınmıyor. Birisinin videosuna falan gittiğinizde, ettiğinizde. Tekrardan söylüyorum. Ben almıyorum en azından efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Pelin abla para... Yo, hayır, aslında bunun içerisinde yapmıştım. Çünkü göstermediği bazı işte o epizod oyununun bazı seçim sahneleri var. Göstermemiş onları. Ama onların içerisinde de vardı yani. Orada çevirdim. Ben iki videoda bulundum dediğim gibi. Başka bir videoda bulunmadım. Bilmiyorum, belki şey olmuştur yani. Başka videolar çekilmiştir başka inceler ama ben başka bir videonun içerisinde yokum. Benimki buydu sadece. Evet, gene bütün Pico'yu inciler aşağıda gerçekten. Herkes orada yine tekrardan.